Muammer Bey, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için. Rica ederim. Biz Nur Etiket ve Matbaa olarak sektördeki çalışmalarınıza, hizmetlerinize, tercih edilme sebeplerinize değinmeden önce değerli izleyicilerimize çok kısa sizleri tanıtalım. Evet. Sayın Muammer Yücesoy kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Evet. Muammer Yücesoy, 1981 doğumlu, Mardin doğumluyum. Bu sektörde 2005 yılından beri hizmet etmekteyiz. 2008 senesinde kendi firmamızı oluşturduk. Kendi firmamız bünyesinde hizmet vermeye başladık. Biz tekstil etiketleri konusunda ağırlık olarak hizmet veren bir firmayız. Tekstil etiketleri ve sallantı kartları. Matbaa bölümümüzde sallantı kartların konusunda hizmet vermekteyiz. Ayrıca dokuma etiket bölümünde de tekstil etiketleri imalatı yapmaktayız. Evet, biraz imalatı açalım mı? Çünkü burada hem imalat, hem satış, hem tasarım, grafik konusunda her anlamda aslında hizmet veriyorsunuz. Evet. Hatta yeri geldiğinde danışmanlık hizmeti bile verip müşterileri yönlendiren profesyonel bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Evet, biraz tabii. Açalım mı çalışmaları? Açalım. Biz ekseriyette, yani müşterilerimizin büyük kısmı eşarp sektöründe olduğu için o sektörün içerisinde bayağı faaliyet yapmaktayız. Bu konuda müşterilerimize hem grafik hizmeti hem yeni ürünler çıkarttıklarında ürünle ilgili ambalaj, etiket vesaire bu konularda danışmanlık da vermekteyiz. Sektörü bildiğimizden dolayı müşterinin ihtiyacı olan şeyleri bilebiliyoruz. Müşterinin kendisine ait özel tasarımlar da gerçekleştirebiliyoruz. Bizim beraber çalışma arkadaşlarımız bu konuda uzman arkadaşlar. Yıllardır aynı ekiplerle çalışmaktayız. Müşterilerimize bu konuda isteğe, yani kendisine çözüm odaklı çözümler sunuyoruz. Müşterilerimiz bu konuda bizi tercih ediyorlar, sağ olsunlar. Bunun yanında grafik hizmeti ayrıyeten müşterilerimize de sunmaktayız. Bu grafik hizmeti bize avantajlar sağlamakta imalat konusunda. Müşteri çünkü grafiksel anlamda ürün almak istediği ürünü detaylı bir şekilde gördüğü zaman zihninde alacağı ürünü görebiliyor, zihninde, zihin dünyasında. O yüzden de müşterilerimiz bizi bu yüzden tercih ediyorlar. Evet, biraz hayal gücü de gerektiren bir iş aslında. Tabii, tasarım da yapıyorsunuz. Tasarım, grafik aynen. Konusu da çok önemli zaten. Bu konuda da zaten gelecek müşteriyi yönlendiren profesyonel bir kadro tabii, var burada. Evet. Talepler daha çok nerelerden geliyor ve siz nerelere kadar hizmet götürebiliyorsunuz? Evet. Talepler ekseriyetle büyük kısım İstanbul'dan. Üreticiler İstanbul'da olduğu için ekseri kısım İstanbul. Bunun yanı sıra Bursa'dan çok talebimiz oluyor. Tekstil ağırlıklı olduğu için Bursa'dan da taleplerimiz. Onun haricinde Anadolu'nun farklı şehirlerinde üretim yapan müşterilerimiz de var. Esnaf arkadaşlarımız da oralardan da talep gelmekte. Bunun haricinde ayrıyeten yurt dışı satışlarımız da var. Irak'ta özellikle Irak'ta müşterilerimiz bulunmakta. Onlara da çözüm odaklı etiketler gönderiyoruz. Bunun haricinde internet yolu üzerinden yurt dışından talepler geliyor, Avrupa'dan da. Çok olmamakla beraber belli bir talep oluyor. Yurt dışına da gönderiyoruz. Bu konuda yani dünya globalleştiği için dünyanın her yerine ürün gönderebiliyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Talep olması durumunda aslında siz dünyanın her yerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Tabii. Peki biraz hedefleri de konuşalım. Çünkü siz genç, dinamik bir yapınız var. Ekip de aynı şekilde. Dünden bugüne edindiğiniz bu bilgi, birikim, beceri ve başarıyı bundan sonra nerelere taşımak istiyorsunuz? Evet, bundan sonraki yani hedeflerimiz doğrultusunda özellikle sosyal medya ve internet aracılığıyla yurt dışına açılmayı planlıyoruz. Dediğim gibi biz yani 12 yıllık bir firmayız. Bu 12 yıl içerisinde hedeflerimizi büyüterek ilerledik. Bundan sonraki hedeflerimiz arasında da yurt dışına da özellikle açılmak, farklı ülkelere ürün göndermek ve bu konuda mümkün mertebe teknolojinin de katkılarıyla yeni ürünler, yeni tasarımlar, yeni hedefler doğrultusunda mücadele etmeye çalışıyoruz. Evet, tabii biz bu yolda sizlere başarılar da diliyoruz aynı teşekkür zamanda. Ederiz, başarınız daim olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Özellikle buradan izleyicilerimize ve tüketicilere, bu sektöre, etiket sektörüne ihtiyaç duyan herkese, firma seçimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Çünkü başı merdiven altı yapan ve maalesef işini doğru yapmayan firmalarla da karşılaşabiliyoruz. Evet. Biz tüketici olarak neye dikkat edelim? Tüketici olarak öncelikle bizim yani yapmamız gereken şey aldığımız ürünlerde üzerindeki kullanma talimatlarına uyulması. Çünkü bizim özellikle kullanma talimatlarında insanlarımız sıkıntı yaşıyor. Okumuyorlar. Kullanma
okumadıklarından dolayı da kullanmadan kaynaklı sıkıntılar yaşıyorlar. Yani örneklendirme gerekirse ağır yıkamaya girmemesi gereken bir ürün yıkamaya girdiği zaman deforme oluyor. Dolayısıyla sıkıntı yaşıyor. Bu konuda tüketicilerin buna çok dikkat etmesi lazım. Dolayısıyla burada da bizim üstümüze düşen görev doğru içeriklerle ürünleri buluşturup kullanıcıya ulaştırmak. Evet, müşteri kitleniz de aynı zamanda yine firma seçimlerinde de doğru yerlerle çalışma konusunda biraz özgüvenli olmaları gerekiyor. Tabii ki. Peki, öncelikle vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir? Son sözlerinizi alalım. Son sözlerimiz sektörle alakalı. Özellikle insanların kendilerini geliştirmeleri bireysel anlamda. Kalifiye eleman bulma problemimiz var. Özellikle bu konuda bu sektörle alakalı ileriye dönük yatırım yapmak ya da bu sektörde çalışmak isteyen arkadaşlar kendilerini geliştirmelerini ve bu sektör içerisinde yol alabilmeleri için muhakkak kendileri geliştirmelerini öneriyorum. Evet, gelişime açık olmak şart. Şart. Bu aynen sektörde öyle. Başarılı olmak için. Aynen öyle. Ben sektör olan katkılarınızdan dolayı ve aynı zamanda vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı size öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Ben başarılarınızı katlanarak devamlı diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bizi de ziyaret ettiğiniz için. Çok rica sağ olun, teşekkür tekrar ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle Muammer Bey. Hoşça kalın. Sağ olun, teşekkürler.